Fenerbahçe yönetiminin 11 Haziran 2015'te 2 yıllık sözleşme imzaladığı Pereira ile birlikteliği 14 ay sürdü. Süper Lig'de yeni sezonu göremeyen Pereira, Fenerbahçe'nin başında çıktığı 62 resmi maçta 38 galibiyet, 15 beraberlik ve 9 yenilgi yaşadı. Kupasız geçen sezonda Robin Van Persie, Luis Nani, Lazar Markovic, Simon Kea başta olmak üzere 11 transferle tarihinin en pahalı kadrosunu kuran Fenerbahçe, Spor Toto Süper Ligi Beşiktaş'ın ardından ikinci sırada tamamlıyordu. UEFA Şampiyonlar Ligi'ne, Shakhtar Donetsk'e elenerek katılamayan Sarı Lacivertliler, final hedefiyle yola çıktığı UEFA Avrupa Ligi'nde ise son 16 turuna kadar gidebilmişti. Fenerbahçeli taraftarları en çok üzen sonuçlardan birisi ise Galatasaray ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası finali oldu. Tarihinin en kötü sezonlarından birini geçiren Galatasaray'a finalde 1-0 kaybeden Fenerbahçe'de teknik direktör Pereira taraftarların tepkisini çekmeye başlamıştı. UEFA'nın yaptırımları ile geçen Pereira döneminde, başkanlık döneminde başarısız neticeler sonrasında genelde yeni sezona aynı teknik direktörle devam etmeyen Başkan Aziz Yıldırım, UEFA'nın Financial Fair Play yaptırımları nedeniyle Vitor Pereira ile en başta yolları ayıramadı. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Monaco'ya elenilmesi üzerine Fenerbahçe yönetimi Pereira'yı göndermek için resmen düğmeye basmıştı. Vitor Pereira'nın Fenerbahçe macerasındaki en büyük sıkıntısı ise takımın yıldız oyuncusu Robin Van Persie ile yaşadığı polemikler oldu. Fenerbahçe tarihinin en büyük transferlerinden birisi olarak gösterilen yıldız golcü, geride kalan sezonda sık sık Vitor Pereira ile tartışma yaşamıştı. Robin Van Persie'yi özellikle sezonun ilk yarısında hazır olmadığı gerekçesiyle yedek soyunduran Pereira, bu kararından dolayı da taraftarı sıkça karşısına aldı. Bursa Spor'dan gol kralı olarak transfer edilen Fernando ve Hollandalı yıldız Robin Van Persie'den oluşan santrofor hattı bulunan Vitor Pereira, karşılaşmalarda sık sık Brezilyalı golcüyü ilk 11'de oynatmış, bu da hem Sarı Lacivertlileri hem de Hollandalı santroforu kızdırmıştı. Hollandalı golcü ile problemler yaşayan Portekizli çalıştırıcı, bir maçta Van Persie'nin oyuna girerken gösterdiği tavır gerekçesiyle tartışma yaşamıştı. O maçta Hollandalı yıldız, Pereira'nın direktiflerini dinlemeyerek oyuna girmişti. Kendisine has bir tarzı olan Vitor Pereira, karakter olarak da basının ilgisini çekiyordu. Antalya Spor ile oynanan bir maçta Luis Nani'nin son saniye frikiyle 3 puanın gelmesinin ardından gol sevincini top toplayıcı çocukla yaşaması, dönemin en çok dikkat çeken konularından birisi olmuştu. Diğer yandan Vitor Pereira ile Caner Erkin'in Galatasaray ile oynanacak olan derbi mücadelesi öncesinde sert bir tartışma yaşaması, derbide ilk 11'de Caner Erkin'in olmayışı ve sonrasında bu karara gelen sert tepki yine o dönemin dikkat çeken konu başlıklarından birisiydi.